Kur'an'da Allah neden insan gibi tarif ediliyor? Okuyanların bildiği üzere Kur'an'da Allah insan biçimci bir dille yani böyle kızan, öfkelenen, intikam alan, seven, merhamet eden, eli yüzü olan bir karakter gibi anlatılır. Başka bir deyişle antropomorfik bir şekilde anlatılır. Peki Allah hiçbir şeye benzemiyorsa, Kur'an'da da belirtildiği üzere onun misti gibisi bile yoksa eğer, Kur'an'da Allah'ın böyle bir insan benzeri bir karakter gibi anlatılması bir çelişki değil mi? Günümüzde üzerinde çok durulmayan bir konu bu ama geçmişte bayağı tartışılmış ve kesinlikle incelemeye değer bir konu. O halde başlayalım. Kur'an Allah'ı neden insan biçimce bir dille? Yani antropomorfik olarak anlatıyor. Acaba biz mi yanlış anlıyoruz yoksa Kur'an Allah'ı gerçekten de böyle insan gibi mi tanıtıyor? Gelin birlikte değerlendirelim. Şimdiden iyi seyirler. Tarihte geriye doğru gittiğimizde kutsal kitaplarda ve mitlerde anlatılan Tanrı profilinin daha çok insan biçimci bir şekilde anlatıldığını görürüz. Bu inançlardaki anlatılan Tanrı'nın neredeyse insandan hiçbir farkı yoktur. Tanrı doğar, yürür, gezer, yer, içer hatta haşa doğurur. Anne gibi anlatılır mesela. Ama bu insan biçimci dil gitgide gitgide azalır. Nihayet Tevrat ve İncil'e geldiğimizde Tanrı kendisini bir baba olarak tarif eder. Tabii aynı zamanda insan olmadığını, insana benzemediğini de belirtir. En son Kur'an'a geldiğinde de kendisini tamamen her şeyden münezzeh bir varlık olarak tarif eder. Doğmadı, doğurmadı, benzeri yoktur. Hiçbir şey onun dengi değildir diyerek Allah'ı en üst konuma çıkarır. Peki bu anlatım biçiminin insan biçimli bir tanrıdan en üstün her şeyden münezzeh bir tanrıya doğru gitgide evriminin temel nedeni nedir? Yani neden tanrı kendisini direkt ben buyum diye tarif etmedi de kendisini biz insanlara benzer bir dilde anlattı? İşte tam olarak bu noktada 3 farklı görüş ortaya çıkıyor. 1. Bu anlatımların sembolik anlatım olduğunu söyleyen, Allah'ı her şeyden tenzih eden görüş. 2. Bu anlatımların gerçek anlatım olduğunu, yani Allah'ın gerçekten bu tarz duyguları olduğunu söyleyen görüş. Son olarak da 3. Bunların ne olduğunun bilinemez olduğunu söyleyen görüş. Bir nevi agnostik yaklaşım. Peki bu görüşlerden hangisi doğru? Açıkçası hangisinin doğru olduğuna videonun sonunda siz karar vereceksiniz. Bence her biri de kendi içine gayet tutarlı. Ama ben sadece birisinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama objektiflik gereği ve sizi etkilememek açısından şimdilik hangisinin doğru bulduğunu belirtmeyeceğim. O halde hazırsak başlayalım. İlk görüş Allah'ı her şeyden tenzih eden sembolizm görüşü. Retorikte şöyle bir şey vardır. Birisine bir konuyu anlatmanın en iyi yolu onu hikayeleştirerek anlatmaktır. Çünkü olayı hikayeleştirirseniz, muhatabınızın aklında o olay canlanır ve daha iyi anlamaya başlar. Karşınızdaki insana bir konuyu anlatırken salt haliyle anlatırsanız, üstelik karşınızdaki insan konuyu hiç bilmeyen birisi ise, anlattığınız şeyi tam olarak anlayamaz. Örneğin kuantumdaki indeterministik yapıyı sıradan bir insana anlatırken eğer parçacığın konumunu ve momentumunu aynı anda belirlemek imkansızdır diye salt olarak anlatırsanız, hiç kimse bir şey anlamaz. Sadece fizikçiler bunu anlayabilir. Eğer herkesin anlamasını istiyorsanız doğal olarak herkesin bildiği olaylar üzerinden benzetme yaparak, hikayeleştirerek, sembolik olarak anlatmanız gerekir. Neden? Çünkü muhatabınızın kapasitesi anlattığınız şeyleri anlamaya yetmez. Hatta bazen anlamaya yetse bile sembolik olarak anlatmanız gerekir. Ki fizikçiler bile birbirlerine bir olayı anlatırken böyle hikayeleştirerek, benzetme yaparak anlatıyorlar. Einstein'ın zamanı izafiyet teorisi mesela. İkiz kardeş örneğiyle anlatılıyor. Veya Thomson'un atom modeli mesela. Üzümlü çek veya karpuza benzetilerek anlatılıyor. Böylece konuyu hiç bilmeyen insanların bile akıllarında bir şeyler canlanır. O olayı kavramaya başlarlar bu şekilde. İşte tam da bundan ötürü Tanrı bize kendisini bizim kapasitemizdeki insani seviyedeki örneklerle anlatır. Çünkü bizim algımız varlığı var eden Tanrı'yı anlamaya yetmez. Daha da açmak gerekirse biz fizik içi varlıklarız. Tanrı ise fizik ötesi. Tanrı fiziği var eden yani içine yaşadığımız bu boyutu, bu evreni var edendir. Haliyle böyle bir Tanrı'yı yani her şeyden, zamandan, mekandan, maddeden münezzeh olan o yaratıcıyı anlamaya kapasitemiz yetmeyeceği için kutsal kitaplarda Tanrı insan biçimci bir dille yani antropomorfik olarak anlatılır. Örneğin Tanrı her şeyi yöneten ve her şeyi hükümranlığı altına alandır demek yerine insanların daha iyi anlayabilmesi ve akıllarında bunu kavrayabilmeleri için Tanrı bir krala benzetilerek Tanrı tahtına oturdu yani Allah arşa istiva etti denilir. Çünkü insanların algısında kralın tahta geçmesi demek yönetimi kendi tekeline alması demektir. Allah da bu algı üzerinden kendisini bir krala benzeterek arşa istiva etti der. Duygusal tanımlamalarda da böyledir bu arada. Örneğin Kur'an, iyilik yaparsan Tanrı'nın seni yaratma amacına uygun davranmış ve doğru olanı yapmış olursun demek yerine iyilik yaparsan Tanrı seni sever demeyi tercih eder. Çünkü kapasitesi yetersiz olan insan doğruya uymayı, varoluş gayesine uygun yaşamayı ancak Tanrı'nın sevgisini kazanmak olarak anlayabiliyor. Bundan ötürü kutsal kitaplar, iyi olursan Tanrı seni sever der. Oysaki sevmek duygusal bir durum olarak insana özgü bir şeydir. Ama insanın anlayabilmesi için durum tanrı sevgisiyle sembolize ediliyor. Veya başka bir örnek. Kutsal kitaplar kötülük yaparsan yaratılış amacının dışına çıkmış olursun. iradesiz varlıklardan yani hayvanlardan hiçbir farkın kalmaz. Yanlış yapmış olursun demek yerine kötülük yaparsan tanrı sana öfkelenir, kızar demeyi tercih eder. Çünkü insanlığın kapasitesi Direkt bunu anlayamayacağı için Tanrı kendisini böyle iyilik yapınca seven, kötülük yapınca kızan, üzülen bir karakter gibi anlatır. Ama aslında Tanrı böyle insani özelliklere, duygulara sahip olan bir karakter değildir. Ki kutsal kitaplar da zaten bunu söylüyor. Tanrının her şeyden münezzeh olduğunu ve bu anlatan insan biçimci ifadelerin, yani Tanrı kızar, sever, üzülür, pişman olur gibi ifadelerin sembolik olduğunu açıkça belirtiyorlar. Nasıl mı? Bunu sadece Kur'an üzerinde değil, diğer metinlerle de örneklendireceğim. Kur'an'da konuyla ilgili olarak şöyle geçer. Allah'ın misti gibisi bile yoktur. Ayette kemisli deniliyor. Yani misli gibi ifadesi geçiyor. İlaveten bir gibi ifadesi ekleniyor ayette. Bu ifade bir nevi şöyle demek aslında. Allah'a benzer bir şey olmasını bırak, Allah'a benzer bir şey düşünülse öyle benzeyen bir şey bile var olamaz deniliyor bir nevi. Daha da açmak gerekirse tanrının benzersizliği vurgu üstüne vurgulu bir şekilde anlatılmış. Eğer Allah'ın misli gibisi bile yoksa Allah'ın bize benzeyen hiçbir özelliğinin olmaması gerekiyor. Yani benle Allah arasında hiçbir benzerlik olmaması gerekiyor bu görüşe göre. Bu durumda Allah'ın öfkelenmesi, kızması, sevmesi gibi ifadeler aslında Allah'ın bu duygulara sahip bir varlık olduğunu falan değil. Az sonra kaynaklarıyla değineceğim üzere Allah'ın ödüllendirmesi ve cezalandırması anlamında bir sembolik kullanım olduğunu gösteriyor. Bir de ilaveten Kur'an'da yüzlerce ayette Allah münezzehtir deniliyor. Allah neyden münezzeh? Yani evet Allah münezzeh ama neyden münezzeh? Ayette bunu özellikle belirtmiyor. Çünkü insan aklına gelebilecek her şeyden Allah münezzehtir. Yani maddeden, mekandan, her şeyden münezzehtir. Haliyle Allah insani duygulara sahip olmaktan, insan gibi böyle kızmaktan, öfkelenmekten, üzülmekten de münezzeh olmalıdır. Peki bu durumda az önce bahsettiğim bu insan biçimci anlatılan, yani Allah'a isnat edilen bu kızma, öfkelenme gibi kavramlar ve insana benzer bir şekilde olan el, yüz, göz, kürsüye oturma gibi kavramlar Kur'an'da neden var? Bunlar tabii ki sembolik olarak var. Kur'an'daki bu tarz sembolik ifadelere birazdan geçeceğiz. Ama öncelikle Tevrat ve İncil'den bu konuda birkaç örnek vereceğim. Çünkü Tevrat ve İncil'deki bu insan biçimci dil Kur'an'a göre oldukça fazla. Haliyle Tevrat bile bu insan biçimci dile rağmen Tanrı insan değildir, insana benzemez diyorsa Kur'an'daki insan biçimci dili doğal olarak sembolik anlamak gerekecek. Gelin birlikte bakalım. Şimdi Tevrat'ta Tanrı'nın insan gibi tarif edildiği birçok ayet vardır. Örneğin, Tanrı insanı kendi suretinde yarattığı ayeti vardır. Başka ayetlerde Tanrı'nın insanlığı yarattığı için pişman olduğu anlatılır. Bunlar oldukça insan özellikler gibi görünüyor olsa da, bunlar aslında semboliktir. Çünkü Tevrat bu anlatımların gerçek anlatımlar olmadığını bizzat kendisi belirtir. Mesela Tanrı insanlığı yarattığına pişman olduğu derken burada sanki iyi bir amaçla bir şey yapmış da Sonucunda kötü şeyler meydana geldiği için düşüncesi negatif yönde değişmiş gibi bir algı uyandırıyor bizde. Ama aslında bunu böyle anlamanın doğru olmadığını Tevrat'ın bizzat kendisi şu ayette belirtiyor. Tanrı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü o insan değil ki düşüncesini değiştirsin. Mesela bu ayetle diğer ayeti birlikte değerlendirirsek Tevrat'ın o insan biçimci anlatımları tamamen sembolik olmalı. Çünkü Tevrat kendisi böyle söylüyor. Bir başka örnek Kur'an'da Ka'be'ye Allah'ın evi deniliyor İbrahim peygamberin ağzından. Ama buna rağmen hepimiz bunun mecazi olduğunu, Allah'ı kapsayan bir ev olamayacağını biliyoruz. Tevrat'ta da tam bu konuda benzer bir olay var. O da şu. Tevrat'ın 1. Krallar bölümünde Kral Süleyman'ın Tanrı'ya "Senin için görkemli bir tapınak, sonsuza dek yaşayacağın bir konut yaptım." dediği aktarılır. Süleyman resmen Tanrı'nın içinde yaşaması için tapınak yaptığını belirtiyor. Ama hemen akabinde Süleyman'ın şöyle dediği de belirtiliyor. Tanrı gerçekten yeryüzüne yaşar mı ki? Rabbim sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? Yani Süleyman da Tanrı'nın bir mekana sığmayacağını, onun mekandan münezzeh olduğunu belirtiyor. Bu durumda Süleyman'ın Tanrı'nın içinde yaşaması için tapınak yaptığını sözü doğal olarak sembolik oluyor. Sadece şu bahsettiğim örnek bile kutsal kitaplardaki dilin ne kadar sembolik olduğunu gösteriyor aslında. Buna benzer anlatımların sembolik olduğunu aslında İncil'de Hz. İsa da söylüyor. Örneğin Tevrat'ın çeşitli ayetlerinde Tanrı'nın insanlara göründüğü belirtiliyor. Mesela Mısır'dan çıkış bölümünde şöyle geçer. İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a her şeye gücü yeten Tanrı olarak göründüm ifadesi geçiyor. Salt olarak okuduğumuzda Tanrı'nın insanlara göründüğünü düşünüyoruz. Ama İncil'de ise bu ifadenin sembolik olduğu şöyle belirtiliyor. Tanrı'yı hiçbir zaman hiçbir kimse görmedi. İsa onu tanıttı. Tevrat'ta açıkça Tanrı göründü dediği halde ve İncil Tevrat'ı olduğu gibi tasdik ettiği halde Tanrı görünmedi diyor. Çünkü İncil bu Tevrat anlatımlarını sembolik kabul ediyor. Bu sembolik anlatım düşüncesi sadece kutsal kitaplarda bulunan bir anlatım biçimi değildir bu arada. Önceki inançlarda da böyle temsil anlatımlar kullanılır. Hatta Arap dilinde bile böyle kullanımlar vardır. Mesela çoğunuzun duyduğu rahmetim gazabımı geçti diye Allah'a isnat edilen bir söz vardır. Bu sözün aslında Arapçasında rahmetim gazabımı solladı diye yazar. Sanki rahmet ve gazap iki ayrı karaktermiş de birbirleriyle yarışmışlar. Rahmet sıfatı gazap sıfatının önüne geçebilmiş, onu sollamış gibi anlatılıyor. Arapçasında sebeka kelimesi geçer ve bu müsabakaya karşılık gelir. Sembolik anlatılıyor yani. Yoksa gerçekten Allah'ın böyle iki tane sıfatı ortaya çıkmış da birbiriyle yarışa girmiş gibi bir durum söz konusu değil. Arapçada böyle yaygın bir şekilde sembolik anlatımlar olduğunu eski kaynaklar da belirtiyor bu arada. Mesela Zamahşeri de Kur'an'daki bu yere ve göğe isteyerek veya istemeyerek gelin dedik, onlar da isteyerek geldik dediler gibi ayetlerin temsili anlatımlar olduğunu açıkça belirtiyor. Mitlerde de bu böyledir bu arada. Tabi bu başka bir video konusu ancak kısaca belirtmek gerekirse mitolojilerdeki bu çok tanrıcılık anlayışı ve tanrının insan gibi anlatılması da tam olarak bu konuyla ilişkili. Ama buna şimdilik girmeyelim. Buraya kadar anladığımız kadarıyla bu insan biçimci dil yani antropomorfik anlatım Kur'an'dan önce de diğer metinlerde var olan ama tamamen sembolik olarak kullanılan bir anlatım biçimiydi. Yoksa hiçbir dini metin Tanrı'yı insan olarak göstermeye çalışmadı. Sadece insanın anlayabilmesi için insanların bildiği somut tanımlarla Tanrı'yı anlattı. Sonraki dönemdeki insanlar bunları gerçek anlama taşıyarak Tanrı'nın insan olduğunu zannetti. Hatta Kur'an'ın tahrif dediği de bu sembolik ifadeleri gerçek anlama alarak yorumlamaktı. Yani bu ifadeleri sembolik değil, asıl manaya alan kişileri Kur'an tahrifçi olarak suçluyor. Örneğin Tevrat ve İncil'de Tanrı oğlu ifadesi geçer. Hatta sadece İsa değil, Tanrı'ya samimi olarak yönelen herkes Tanrı oğlu olarak tanımlanır. Bu ifadeler özünde Tanrı'nın insana olan yakınlığı, sevgisi ve merhameti için kullanılıyordu. Yoksa Tanrı'nın hakikaten çocuk edindiği anlamında kullanılmıyordu. Bazı Hristiyanlar ise bunu gerçek manaya taşıyınca Kur'an Allah çocuk edinmedi, bu ona yakışmaz diyerek itiraz etti. Hatta bu kişilerin sembolik olan çocuk edinmeyi gerçek anlamda çocuk edinmek olarak düşündüklerini Kur'an'ın şu ayetinden anlıyoruz. Göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır o. Onun hiçbir dişi dostu yani eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir ki? Bu ayetteki soruya göre demek ki birileri harbiden de Allah'ın gerçek olarak insanları çocuk edindiğini zannetmiş. Kur'an da buna itiraz olarak gerçekte onun bir eşi yoktur ki gerçek anlamda çocuğu olsun diyerek itiraz ediyor. Kısacası birileri bu sembolik anlatımları gerçek zannetmiş. Kur'an bunları tahrifçi olarak suçlamış. Hatta benzeri bir yanlış anlamaya mahar verebilecek bir ayet Kur'an'da da var bu arada. Mesela Kur'an'da Allah İbrahim'i Hali'yle dindi ifadesi geçer. Halil bildiğiniz samimi dost anlamına gelir. Bir insan Allah'ın dengi mi olabilir ki dostu olsun? Tabii ki bu ifade Allah'ın İbrahim'e verdiği değerle alakalıdır. Yoksa bir şey Allah'tan daha üst bir şey mi ki veya ona denk bir şey mi ki Allah'ın dostu olsun? Doğal olarak bu ayeti sembolik olarak anlıyoruz. Buna benzer örnekler Kur'an'da çoktur bu arada. Mesela Kur'an'da Allah'a borç vermek ifadesi vardır. Allah'a borç vermek mümkün mü ki? Neyden neyi aldık ki niye veriyoruz? Salt olarak metni alacak olsak Haşa Allah bir şeye ihtiyacı olan bir varlık gibi görünüyor. Oysa ki Kur'an'da Allah hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şey kendisine muhtaç olandır deniliyordu. Haliyle Allah'a borç vermek ifadesi ihtiyaç sahibine infak vermek anlamındadır. Bir nevi ihtiyaç sahibine para verince Allah'a borç vermiş oluyoruz. O da bunu kat kat artırarak tabiri caizse faiziyle birlikte bize veriyor. Kur'an'da hatta bu durum ticaret olarak geçer. Biz kimin malını kimden aldıkça Allah'la ticaret yapıyoruz. Bu mümkün değildir. Haliyle bu ticaret, borç vermek gibi ayetler semboliktir. Belki şaşıracaksınız, İslam geleneğinde bile bu sembolik anlatımları gerçek zanneden kişileri peygamberin kınadığı belirtiliyor. Bir anlatıya göre Yahudinin birisi peygambere gelip Allah gökleri bir parmağında canlıları da bir parmağında tutar. Sonra da ben her şeye sahip olanım der deyince peygamberin ona kahkaha attığı ve onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Ayetini okuduğu anlatılıyor. Yani bu anlatımları sembolik görmezsek tabiri caizse peygamber bile bize kalkaha atıyor. Tabi sembolik görmeyen kişilerin de mantıklı bir yorumu var. Ona birazdan geleceğiz inşallah. Ama şimdilik bu görüş doğrultusunda Kur'an'daki bu el, yüz, göz, intikam almak, öfkelenmek, üzülmek gibi anlatımların neden verildiğine ve Bunların Arapçada ne manaya geldiğini birlikte bakalım. İlk olarak bu antropomorfik anlatım konusunda Kur'an'da geçen Allah'ın eli ayetlerine bakalım. Ayetlerde şöyle der. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Gökler Allah'ın sağ elinde dürülmüştür. Ve daha birçok ayette böyle Allah'ın eli, ellerimiz, iki elim ifadesi geçer. Ancak bunların sembolik olduğunu yine Kur'an'ın diğer el ayetlerinden anlıyoruz. En bariz olanı şudur. İsra 29. Elini boynuna kelepçelenmiş yapma. Onu büs bütün de açma. Yoksa kınanmış halde oturup kalırsın. Bu ayet olduğu gibi hiçbir şey ifade etmiyor. Kimse elini boynuna kelepçelemez. Ama burada infak konusunda bir benzetme var. Elini boynuna kelepçelemek cimrilikten kinaye, açmaksa tamamen varını yoğunu harcamaktan kinaye. Ki bunu zaten tarih boyunca neredeyse herkes böyle anlamış. Elin sembolik olarak kullanıldığı daha pek çok ayet vardır. Örneğin Mekke'nin göbeğinde onların elini sizden, sizin elinizi onlardan çekti diye bir ayet var. Sembolik olarak anlamazsak buradan ne çıkıyor? Sanki onların elleri Müslümanların üzerindeymiş de Allah onların ellerini tutmuş, onların üzerinden kaldırmış gibi bir anlatım ortaya çıkıyor. Ama öyle bir şey olmadı. Kimse de bu ayeti böyle anlamadı. Çünkü burada basbaya sembolik olarak onların baskısını, hakimiyetini üzerinizden Allah çekti anlamında bir sembolik anlatım bulunuyor. Başka bir örnek, birçok ayette elleriyle önden gönderdikleri ifadesi geçiyor. Hiç kimse elleriyle bir şey hazırlayıp da Allah'a göndermedi. Ama burada insanların yaptıkları eylemlerden kinaya olarak elleriyle takdim ettikleri deniliyor. Şimdi bu ayetlerdeki sembolik anlatım gayet açık değil mi? Evet. Bu durumda Allah'ın eli ifadesi de onun gücünü temsil eden bir sembolik anlatım olabilir. Şimdi diyebilirsiniz ki tamam el er kelimesi tek başına güç manasına geliyor olabilir. Ama bir ayette özellikle İki elimle yarattığım ifadesi geçiyor. Neden rakam olarak iki ifadesi geçiyor ki özellikle? Arapçada sayı belirtse de el sembolik olarak kullanılıyor. Mesela İsvehanin sözlüğünde aktardığı bir cümleye göre Arapçada adaletin iki eline düştü deniliyor. Dikkat edin burada da ayette olduğu gibi tesni olarak yedey yani iki el ifadesi geçiyor. Adalet fiziksel bir kavram değildir. Hala burası sembolik oluyor. Tıpkı Allah'ın elinin sembolik olması gibi. Son bir örnek olarak şu ayet. Onlar Allah'ın eli bağlıdır dediler. Kendilerinin eli de bağlandı ve lanetlendiler. Aksine onun iki eli de açıktır. Bu kişilerin Allah'a cimrilik isnat etmek veya Allah'ın hiçbir şeye karışmadığını belirtmek amacıyla Allah'ın eli bağlıdır dediklerini belirtmek amacıyla gelmiş bir ayet bu. Ki neredeyse tüm eski kaynaklar bu ayeti böyle yorumluyor. Hepsi sembolik demişler. İşte kimisi iki elden kasıt, bir eli dünya bir eli ahirettir. Açık olması da işte nimetlerini vermesidir falan demişler. Ama sonuç olarak hepsi bunun sembolik olduğunu anlamışlar. Kısacası bu Allah'ın eli gibi ayetler tamamen semboliktir. İşin ironik tarafı sembolik anlatımı kabul etmeyen akımlar bile bu bahsettiğim ayete gelince mecburen sembolik diyorlar. Bir başka örnekte Allah'ın yüzü ve gözü ifadeleri. Pek çok ayette Allah'ın yüzü veya gözümüz Allah'ın gözü gibi ifadeler geçer. Bu organlar yaratılmış organlardır. Peki Allah'a yaratılmış bir parça yakıştırmak mümkün müdür? Hayır. Bu durumda bu ayetleri nasıl anlayacağız? Bakalım. Kur'an'da Allah'ın yüzü hariç her şey yok olacaktır der mesela. Ama buradan haşa Allah'ın bir parçası vardır da bu parça yok olacaktır, geriye sadece yüz organı kalacaktır diye anlayamayız. Burada yüzden kastın Allah'ın direkt kendi varlığı olduğu açıktır. Yani bu ayeti Allah'ın kendisi dışında her şey yok olacaktır diye anlamak gerekiyor. Burada yüz Allah'ın kendisini sembolize ediyor. Peki yüzün böyle bir kullanımı var mı Kur'an'da? Tabii ki var. Mesela ben yüzümü Allah'a teslim ettim de diyor bir ayette. Başka ayetlerde de şöyle söylüyor. Aksine kim iyilik eden birisi olarak yüzünü Allah'a teslim ederse onun ödülü Rabbinin katındadır. Bir insan yüzünü Allah'a nasıl teslim edebilir? Burada yüzden kasıt benliktir. Kişi tüm benliğini, tüm varlığını sembolik olarak Allah'a teslim eder. Bu da Allah'a itaat etmesidir. Burada yüz aslında benlik anlamında kullanılmış bu manaya göre. Başka bir ayette şöyle Doğu'da, batıda Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın yüzü oradadır. Sanırım bu ayetteki kullanımın sembolik olduğunu kendiliğinizden anlıyorsunuz. Benim bu konuda bir yorum yapmama gerek yok. Buna benzer örnekler Kur'an'da daha vardır bu arada. Hatta bu konuyla ilgili Tevrat'ta da Tanrı yüzü ifadeleri geçer. Mesela bir ayette şöyle geçer: "Eğer benim halkım, boyun eğer, ibadet eder, yüzümü ister ve kötü yollardan dönerlerse, onları işitirim ve onların günahlarını bağışlarım." Bunun dışında Kur'an'da da Allah'ın yüzünü istemek ifadesi geçiyor. İnsan Allah'ın yüzünü nasıl isteyebilir ki? Doğal olarak bu Allah'ın rızasını istemek anlamında bir mecaz olmalıdır. Yani sembolik anlatım. Bir de Allah'ın gözü ifadesi vardır Kur'an'da. Musa peygamber'e Allah'ın şöyle dediği aktarılır. Kendimden sana bir sevgi attım ki gözüm üzerine yetişesin. Burada ale ayni yani gözüm üzerine ifadesi korumam altında olman anlamına gelen bir sembolik anlatımdır. Bizim Türkçe'de kullandığımız gibi aslında gözümün önünde dur demek gibi bir ifade bu. Hatta gelin bu noktada benim ne dediğime değil de dilde otoriter kişilerin eski kanakların ne dediğine bakalım. Fahrettin Razi şöyle der. Birinci görüş buradaki gözüm üzerine ifadesiyle bilginiz dahilinde olmak üzere denilmek istenmiştir. Bir şeyi bilen tıpkı ona bakıp görenin onu çeşitli afetlerden koruması gibi onu afetlerden koruyacağı için bu açıdan bilmekle görmek arasındaki benzerlikten ötürü göz kelimesi bilme anlamında kullanılmıştır. Yani seni bilmem için anlamını veriyor. İkinci görüş buradaki göz ile bakıp gözetme manası kastedilmiştir. Çünkü bir şeye bakıp gözeten onu eziyet ve zarar verici şeylerden koruyup gözetir. Bundan ötürü göz adeta bakıp gözetmenin vasıtası gibidir. İşte bundan dolayı mecazdır. Yine birisi birisine korunması ve emin olması için dua ettiğinde Allah'ın gözü üzerinde olsun denilir. Yani bunun sembolik olduğunu söyleyen tek biz değiliz. Gözle insan organı olan göz kastedilmez. Koruma kastedilir. Kur'an'daki diğer Allah'ın gözü ayetlerinde de bu mantık geçerlidir. Mesela Kur'an'da Nuh peygamberi Allah'ın gemi gözlerimizle yap dediği belirtilir. Bu da korumamız altında anlamına gelir yine. İsfani de böyle açıklar. Mecazi ifadelerle ilgili son bir örnek daha vermek gerekirse Kur'an'da İbrahim'in dilinden ben Rabbime gideceğim dediği anlatılır. İbrahim'in Allah'a gitmesi gibi bir durum mümkün değildir. Ancak Allah'ın emrine gitmesi durumu vardır. Haliyle Allah'a gitmek, Allah'ın emrine gitmek anlamında bir mecazdır. Hatta şimdi aklıma geldi bir örnek daha vereyim. Kur'an'da siz Allah'a yardım ederseniz ifadesi geçiyor. Halbuki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Biz nasıl yardım ederiz ki? İşte buradaki Allah'a yardım ifadesi Allah'ın yolunda olanlara ve peygamberlere yardım anlamında sembolik bir ifadedir. Hatta Hz. İsa ve havarilerin Kur'an'daki diyaloğu da buna bir örnektir. Kur'an'da Hz. İsa'nın havarilere Allah'a doğru giden yolda yardımcıların kimlerdir dediği belirtilir. Havariler ise biz Allah'ın yardımcılarıyız derler. Dikkat edin İsa'nın sözüne karşı direkt Allah'ın yardımcıları deniliyor. Özellikle Allah yolunun yardımcıları denilmiyor. Çünkü burada bahsettiğim gibi bir mecaz vardır. Havarilerin İsa peygambere yardımları Allah'a yardım olarak sembolize ediliyor. Bir de Allah'ın bir noktadan bir noktaya gitmesi, gelmesiyle ilgili ayetler vardır. Mesela pek çok ayette Allah'ın gelişi diye bir ifade geçer. Örneğin Allah onların binalarına temellerinden geldi. Rabbin ve saflar halinde melekler geldi. Allah bir cisim mi ki bir yerden bir yere geliyor? Allah cisim olmaktan münezzehtir. Çünkü cismin sınırı ve cismi içine alan bir mekan vardır. Allah sınırlanmaktan münezzehtir. Peki bu durumda bu ayetleri nasıl anlayacağız? Arapçada isim tamlaması olan bazı cümlelerde tamlayan hasfedilir. Yani söylenmez. Daha basit söylemek gerekirse bir şey söylenir, bir şeyin bir parçası kastedilir. Mesela bir ayette kente sor deniliyor. Peki kente soru sormak mümkün müdür? Hayır. Kentin sadece halkına soru sormak mümkündür. Dolayısıyla kentle kastedilen şey kentin halkıdır. Bu bilgi doğrultusuna bahsettiğim Allah'ın gelişi ayetlerinde de Allah derken Allah'ın emri veya Allah'ın azabı kastedilmiştir. Dolayısıyla Allah'ın emri gelince veya Allah'ın azabı gelince anlamındadır. Az önce de örneğini vermiştim. Allah'a yardım, Allah'a borç vermek ayetlerindeki Allah ile kasıt Allah'ın elçisi veya Allah'ın kullarıdır. Bu durumda Allah'a yardım Allah'ın kullarına yardım oluyor. Allah'a borç vermek ise Allah'ın kullarına borç vermek oluyor. Bu bahsetmiş olduğum dil özelliğine binaen konuyla ilgili ayetlerde de Allah'ın gelişi değil Allah'ın emdinin gelişi anlamı vardır. Yoksa Allah'ın bizzat bir noktadan bir noktaya gidişi falan yoktur. Bir de bunlara ilave olarak Kur'an'da Allah'ın gazap etmesi, öfkelenmesi ve üzülmesi ifadeleri geçer. İlk olarak Allah onlara öfkelendi diye meal edilen gazap kelimesine bakalım. Sözlükte gazap kelimesinin aslında şiddet ve kuvvet manasında olduğu belirtilir. Tabi bunun bildiğimiz öfkelenmek anlamında olduğunu belirten sözlükler de vardır. İsfahani gibi. Videonun başlarında da belirttiğim üzere insanın anlayabilmesi için insanın yaptığı büyük kötülüklere karşı Allah öfkelenen birisi gibi anlatılır. Çünkü öfkelenen kişi ne yapar? Cezalandırır. İnsanların da kötülük yapınca başlarına gelecek kötülükleri ve felaketleri anlamaları açısından Allah öfkelenen biri gibi anlatılır. Hatta bu kelimenin Kur'an'daki kullanına bakarsak bunlar bildiğimiz öfkelenmek değil resmen karşılık vermek. Yani cezalandırmak anlamında kullanılıyor. Gelin ayetlere birlikte bakalım. Mesela bir ayette Allah'tan bir öfke üstüne öfkeye uğradılar denilir. Burada Allah'ı karşılarında öfkelenmiş bir karakter olarak görmüyorlar. Başlarına gelen belalar Allah'ın öfkesi diye sembolize ediliyor. Öfkelenme ile alakalı bir başka kavram ise saht kavramı. Bu kavrama sözlüklerde kızgınlık anlamı veriliyor. Ama Kur'an'da sıklıkla rıza kelimesinin zıttı olarak kullanılıyor. Mesela Allah'ın rızasına uyan kişi Allah'tan bir sahta uğramış biri gibi olur mu? der. Rıza uygunluk anlamında. Buna bağlı olarak ayetin anlamı şöyle oluyor. Allah'ın uygun gördüğü kurallara uyarak yaşayan kişi, Allah'ın uyumsuz gördüğü şekilde yaşayan kişi gibi olur mu? Yani bu ayette Allah'ın uyumsuz gördüğü şeyler, Allah'ın sahtı, yani Allah'ın kızgınlığı diye sembolize edilmiş. Bir mecaz örneği de son olarak şu, esif kelimesi. Bu kelime kızgın ve üzgün anlamına gelir. Bu kelimenin Kur'an'da Allah için kullanıldığı tek yer vardır. O da Zuhruf 55. Bu ayette şöyle der. Onlar, yani Firavun hanedanı, Bizi üzünce Onlardan intikam aldık. Ardından onların tamamını suda boğduk. Burada Allah veya melekleri üzülen karakter gibi anlatılıyor. Buradaki biz ile kasıt aslında bizim kullarımız demektir. Yani Musa ve ona uyan inançlı insanlardır. Allah, Musa ve kavminin üzülmesini bir nevi kendi üzülmesi olarak sembol ediyor. Yoksa Allah üzülmekten münezzehtir. Allah insanlık üzülsün. İntikam kavramı da bu şekilde cezalandırmak anlamında kullanılır. Sadece bir ayetteki kullanımından bile bunu anlayabiliriz. Maide 95 Allah geçmişte olanı affetti. Ancak kim aynı şeyi tekrar ederse Allah intikam alır. Allah intikam sahibidir. Affetmenin zıttı olarak intikam kelimesi kullanılıyor. Bu da affın zıttı yani cezalandırmak anlamına geliyor. Ceza vermek Allah'ın intikam alması diye sembolize edilmiş. Bir de belki din eleştirmenlerinin en çok kullandığı ayetlerden birisidir. Allah'ın alay etmesi. İlgili ayet şöyle. Onlar biz sadece alay ediyoruz derler. Halbuki Allah onlarla alay ediyor ve taşkınlıkları içinde takılmalarına müsaade ediyor. Burada da dediğime benzer bir şekilde ceza vermek anlamı vardır. Yani ceza vermek aslında Allah'ın alay etmesi diye sembolize edilmiş. Ancak burada bir tık farklı bir durum vardır. Arapçada bir kişinin söylediği söz kendisine tekrar ederek aslında ona ceza verme manası kastedilir. Mesela Kurtubi'nin bir aktarımına göre şöyle bir Arapça söz vardır. Bize cahillik edene biz de cahillik ederiz. Mesela burada biz de cahillik ederiz derken cahillik ceza vermek anlamda kullanılmış. Bir nevi bize yanlış yapana biz de yanlış yaparız anlamında muhatabın söylediği söz tekrar ediliyor. Onlar alay ettiler Allah da onlarla alay etti. Yani onlara ceza verdi anlamında. İlgili ayette de bu kişilerin biz alay ediyoruz sözüne karşılık Allah onlarla alay ediyor. Yani onlara ceza veriyor deniliyor. Bu durumda ayetin manası şöyle oluyor. Onlar biz sadece alay ediyoruz derler. Allah ise onlara ceza veriyor ve taşkınlıkları içinde takılmalarına müsaade ediyor. Ayetin anlamı tamamen bu. Yoksa Allah insanlar gibi alay etmekten münezzehtir. Bir de çok tartışılan arşa istiva, Türkçe söylemek gerekirse tahta oturma konusu var. Konuyla ilgili birçok ayette şöyle der. Allah arşa istiva etti. Yani tahta oturdu. Arşa istiva etmek Arapçada motomot kürsüye oturmak anlamına gelir. Ancak bu ifadenin Araplarda yine mecazi kullanıldığı bilinmektedir. Başlangıçta da belirttiğim gibi kralın tahta geçmesinin Arapçada yönetimi ele alması, her şeyin kralın tek olması anlamında bir sembolik yönü vardır. Burada Allah'ı krala benzeterek tahta geçtiği ifadesi kullanılıyor. Yoksa Allah'ın bir noktadan bir noktaya gidip oturması falan değildir mevzu. Veya Allah'a taşıyacak bir kürsü var da Allah öyle bir kürsüye geçmiş oturmuştur gibi bir anlam yoktur bu ayetlerde. Allah cisim olmaktan, mekana bağlı olmaktan münezzehtir. Onu taşıyan bir şeyin var olması imkansızdır. Yani bu ayet aslında tamamen semboliktir. İlave olarak ayette istiva etti. Yani oturdu manası verilen istiva fiili Arapçada eğer ala harfiyle kullanılırsa istila yani ele geçirmek anlamında kullanılıyor. Bu durumda ayetteki ifade eden amaç Allah'ın yönetimi kendi tekeline almasını her şeyin kendisinin kontrolünde olmasını ifade ediyor. Yani ayet aslında anlamı Allah'ın arşı istila etmesi, her şeyi kontrolü altına almasıdır. Hatta bu durum ayette de belirtiliyor. Allah gökleri ve yeri herhangi bir direk olmaksızın yaratmış, sonra arşa istiva etmiş olandır. Güneş ve ay her biri belli bir süreye kadar akıp giderken onları sizin için hizmete sundu. İşi planlıyor. Rabbinizin karşılaşmasından sakınmanız için ayetleri size böyle açıklıyor. Mesela burada özellikle işi planlıyor deniliyor. Çünkü Allah her şeyi planlayandır. Öyle yaratıp dünyayı umursamayan birisi değildir. Arşa istiva etmek de bu bağlamda söyleniyor. Yani Allah evreni yaratmış sonra da tahta yani yönetime geçmiştir. Az önce belirttiğim gibi Allah bir krala benzetilerek anlatılıyor. O, her şeyin onun kontrolünde olduğu belirtiliyor. Ki şunu da ekleyeyim. Arapçada yönetimi yok olduğu anlamında kralın arşı yani tahtı yok oldu deniliyor. Kısacası Allah'ın arşa istiva etmesi, Allah'ın her şeyi kontrol altında tuttuğu anlamına gelen bir sembolik anlatımdır. Şimdi bu anlattıklarım doğrultusunda sembolizm görüşünü özetlemek gerekirse, Kur'an'da tüm bu antropomorfik anlatımlar tamamen semboliktir. Çünkü insanın kapasitesi, fizik ötesi olan, zamandan mekandan maddeden münezzeh olan Tanrı'yı anlamaya yetmez. Haliyle Allah Somut kavramlardan örnek vererek insana kendisini tarif eder. Bugün bilim insanları da bunu yapıyor bu arada. Örneğin Einstein kendi zamanı için anlaşılması çok zor olan zamanın izafiyet teorisini anlatmaya çalışırken ikizler paradoksu örneği üzerinden anlatıyor. İşte ikiz kardeşlerden biri uzaya çıkıyor. Işık hızına yakın hızlarda uzayda seyahat ediyor. Sonra dünyaya geri döndüğünde de dünyada çok uzun zaman geçtiğini ve ikisinin kendisinden daha büyük olduğunu, daha yaşlı olduğunu görüyor falan. Böyle örneklerle anlatılıyor. Yoksa gerçekten birisi uzaya çıkıp da gezmiş falan değil. Çünkü fizikten anlamıyorsak bu durumu benzetme olmadan anlamamız mümkün değildir. Haliyle Allah'ı da fizik içi boyuta sınırlı olan aklımızda anlamak mümkün olmadığından Kur'an ve diğer kutsal kitaplar Tanrı'yı insan biçimci bir dille tarif ederler. Yani sembolik olarak anlatırlar. Bu da gayet doğaldır. Kısacası Kur'an'daki insan biçimli dille Allah'ı anlatan tüm ayetler Allah'ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, kızması, öfkelenmesi gibi şeyler tamamen sembolik anlatımdır, Gerçek anlamda bir anlatım değildir. Tabii şu ana kadar anlattığım şeyler kendim yorumlayıp, kendim mantık yürütmelerimle karıştırıp anlattığım sembolik anlatım görüşüydü. Mantıklı buluyorsanız bu görüşü savunabilirsiniz. Ki açıkçası ben de bu görüşü savunuyorum ve bunu mantıklı buluyorum. Savunduğumdan ötürü böyle bayağı destekleyen şeyler de anlattım. Diğer dinlerden referans ve sözlüklerden referans verdim mesela. Ancak bu görüşe karşı çıkan ve kendince mantıklı bir fikri olan bir görüş daha var. O da bu anlatımların tamamının gerçek anlatım olduğunu savunan ve sembolik olmadığını iddia eden ikinci görüş. Bunu da tabii ki objektif olmak açısından biraz daha destek sunarak ve mantık yürüterek anlatacağım. Bu görüş şöyle. Kur'an'da Allah'a isnat edilen bu sıfatlar işte sevmek, öfkelenmek gibi sıfatların hiçbirisi sembolik değildir. Hepsi de söylenildiği gibi Allah'ta var olan sıfatlardır. Bunlar Allah'ta var olduğu için bizde de var olan sıfatlardır. Çünkü varlık ancak varlıktan meydana gelir. Yani Allah'ta sevgi var olduğu için biz de sevebiliyoruz. Allah'ta öfkelenme, üzülme gibi kavramlar olduğu için biz de öfkeleniyor veya üzülüyoruz. Veya görme yetimiz mesela. Allah görebilen bir varlık olduğu için biz de görebiliyoruz. Haliyle sahip olduğumuz özelliklerin Allah'ta da var olması gayet beklenir bir durumdur. Bu durumda Kur'an'da Allah'ın insan biçimci bir dille anlatılması gerçekten de Allah'ın bu özelliklere sahip olması ile ilgilidir. Yani evet bu görüşe göre Allah gerçek anlamda öfkelenir, sever, acır, merhamet eder. Bu özelliklerin olması da bir problem değildir. Çünkü biz bu özellikleri insani olarak değerlendirdiğimiz için eksiklik gibi görüyoruz. Mesela biz bir şeyleri severken veya bir şeyleri öfkelenirken kontrol dışı olarak iradesizce bunları yapıyoruz. Bundan ötürü bu tarz sevmek, kızmak, öfkelenmek gibi durumlar tamamen acizlik gösteren insani duygulardır. Bu tarz aciz duyguları Allah'a atfetmenin acizlik olacağını düşündüğümüz için bu duyguları Allah'a yakıştıramıyoruz ki az önce anlattığım o sembolik anlayış da bundan kaynaklıydı. Ama bu görüşe göre bu tarz sıfatlar acizlik içermek zorunda olmayabilir. Çünkü biz bu tarz sıfatları değerlendirirken az önce dediğim gibi deneyimlediğimiz şekilde Allah'a yakıştırıyoruz. Yani biz nasıl öfkeleniriz? Kontrolü kaybederek bilinçsizce öfkeleniriz. Allah böyle bilinçsizce öfkelenen, kontrolü kaybeden bir karakter olsaydı bu onun aciz olduğunu gösterirdi. Bu da doğal olarak problem olurdu. Ama Allah'ın öfkesi, duyguları Bizimki gibi kontrolsüzce olmak zorunda değildir. Bu görüşe göre böyle açıklanabilir bir durum. Ancak bu durumda şöyle bir soru meydana geliyor. Bu görüşe göre Allah ile insanı ayıran faktör ne? Allah da benim gibi ise kızıyorsa, öfkeleniyorsa, onun benden farkı nedir? Fark şu oluyor: Allah'ın sevgisi, öfkesi, eylemleri ve özellikleri pozitif olarak bizimkinden daha farklı oluyor. Yani bunları insan özellikler gibi değil. İnsanların sahip olduğundan daha büyük özellikler olarak düşünebiliriz. Şöyle anlatayım. Kur'an'da mesela Allah görendir denilir. İnsan da görendir. Ama Kur'an'da şöyle ince bir ayrıntısı vardır. İnsana Arapçada basir denir. Yani normal olarak görendir. Ama Kur'an'da Allah'a basir denilmez. Basir. Yani abartılı bir şekilde en iyi, en çok ve devamlı gören denilir. Aradaki fark mübalağa oluyor. Bir nevi insan da bir görendir, Allah da ama Allah ise en iyi, en fazla ve sürekli olarak görendir. İnsanın görebildiğinin milyon kat daha da fazlasını görendir demek ister bu ayetler. Başka bir örnek vermek gerekirse insan samidir. Yani normal olarak işitendir. Ama Allah sami değil mübalağalı olarak semidir. Yani en iyi işiten, en fazla işiten her şeyi işitendir. Bunlar ötürü Kur'an'daki Allah'ın isimlerine baktığımızda genel olarak Allah'a işiten, bilen, gören, merhamet eden, seven denilmez. Mübalağalı olarak en iyi işiten en iyi gören, en çok merhamet eden denilir. Bunu Kur'an'ın hemen hemen her ayetinde görebilirsiniz bu arada. Allah'ın isimlerinde hep mübalağalı olarak bu bahsettiğim kalıp kullanılır. Arapça bilenler için söylemek gerekirse Allah için fail kalıbından ziyade fe'il veya fe'ul vezni kullanılır. Arada mübalağa ismi fail farkı var yani. Bu durumda Kur'an'daki bu Allah kızar öfkelenir gibi anlatımlar aslında antropomorfik anlatım olmamış oluyor. Çünkü arada derece farkı oluyor. Sırf biz görüyoruz Allah da görüyor diye Allah bize benzemiş olmuyor veya Allah da biliyor biz de biliyoruz diye Allah'ın bize benzediğini iddia edemeyiz. Bu yüzden böyle bir eleştirinin dahi olması yani Kur'an'da neden Allah antropomorfik bir şekilde anlatılıyor diye bir sorun olması dahi saçmadır. Kısacası bu görüşe göre Allah ile aramızda derece farkı olmuş. Bundan ötürü hiçbir şey Allah'a benzememiş. Hiçbir şey Allah'ın dengi olmamış oluyor. Evet benzerlik oluyor ama tam olarak Allah'ın misli olmuyoruz. Ayette hiçbir kimse ona denk değil de deniliyordu. Evet Allah kadar görebilen bir varlık olmadığımız için Allah'ın dengi olmuyoruz. Diğer ayette ne diyordu? Allah'ın misli gibisi bile yoktur deniliyordu. Evet, Allah'ın tam olarak misli. Yani onun dengi olamıyoruz. Biz de görüyoruz ama Allah kadar göremiyoruz. Bizde var olan özellikler Allah'ta daha mübâralı, daha iyi bir şekilde var olmuş oluyor. Hatta Kur'an'daki insana kendi ruhundan üfledi ayetinde de bu duruma bir atıf var. Tabiri caizse temsilen, Allah'ın sadece üflemesiyle bile biz bu kadar bilgiye, yetiye ve iradeye sahibiz. Haliyle bize bunları veren Tanrı, bizim sahip olduğumuz tüm bu özelliklerin çok daha fazlasına sahip olacaktır. Bu durumda Kur'an'da geçen Allah'a isnat edilen bu öfkelenme, sevme, görme gibi sıfatların Allah'a izafe edilmesine bir sakınca yoktur. Biz bu duyguları da Allah'tan aldık, Allah'ta da bunlar var. Ama bizden farklı olarak Allah bunları kontrol edebilen ve hikmetli davranan iken, biz bunları kontrol edemeyen varlıklar oluyoruz. Veya bizim gözümüz, elimiz sonradan yaratılmış şeyler iken Allah'ın gözü ve eli sonradan var olmayan, ezelden beri var olan bir şey oluyor. Bu görüş kısaca böyle. Şimdi bu bahsettiğim iki görüş farklı açılardan olaya yaklaşıyor. Ancak ben ilk anlattığım sembolizm görüşüne daha yakınım. Neden buna daha yakın olduğumu da birazdan anlatacağım. Ama bu iki görüşün de ortak noktası şu. İkisi de Allah'ın bu eylemlerinin insani bir eylem olmadığı konusunda hemfikir. Biri Allah insan gibi kızmaz. Kızmadan kasıt cezalandırmanın sembolüdür diyor. Diğeri ise yine Allah insan gibi kızmaz. Onun kızması farklıdır diyor. En azından Allah'a yakıştırılan bu kızma, öfkelenme, üzülme, sevme gibi sıfatların insani sıfatlar olmadığı konusunda ikisi de hemfikir. İkisi de aynı kapıya çıkıyor yani. Ve en önemlisi de İkisi de Allah'ı eksiklikten münezzeh ediyor. Bu yüzden aslında temelde bir farkları olmuyor. İkisi de doğru oluyor. Tabi son olarak da selefi görüş olarak bilinen varlığı malum keyfiyeti meşhul. Yani Türkçe söylemek gerekirse var olduğu kesindir ama nasıl olduğunu bilemeyiz görüşü var. Bu görüşe göre Allah'ın eli yüzü gözü vardır. Arşı yani kürsüsü de vardır. Allah öfkelenir de sever de. Bunların varlığı kesindir. Ama bunların nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yani evet Allah'ın eli var ama nasıl bir eli olduğunu bilmiyoruz. Sadece varlığını biliyoruz, gerisini bilmiyoruz ve düşünmüyoruz diyor. Açıkçası bu görüş hakkında çok bir şey söylemeye gerek yok. Agnostik bir yaklaşım sergiliyor. Sadece sessiz kalarak olayın içinden çıkılıyor. En garantici yöntemin bu olduğu da söylenebilir. Bu yüzden hakkında bir şey söylemeye pek fazla gerek yok. Bir de bahsetmediğim ama karşı çıktığım Allah'a cisim atfeden bir görüş var. Bu görüşe göre ayetlerin mecazi olduğunu söylemek veya kastın başka bir şey olduğunu söylemek yanlış oluyor. Ama bu görüşün bizzat kendisi yanlış ve çelişkiler barındırıyor. Felsefi olarak çelişkilerine girmeye gerek yok zaten. Sonuçta zamana, mekana, maddeye bağlı olan ve sınırları olan bir tanrıya tanrı demek büyük bir hata. Zaten ilk başta bahsettiğim sembolizm görüşünde bu konuyu bayağı incelemiştim. Ayrıca bu görüş kendi içinde de Kur'an üzerinden çelişkiye düşüyor. Nasıl mı? Şöyle bir örnekle anlatayım. Mesela bir ayette Kur'an, onlar Allah'a zarar veremezler diyor. Bu gayet açıkta gerçek anlamda bir ayet. Evet, hiçbir varlık Allah'a zarar veremez. Ama başka ayette de mecazen Allah'a eziyet edenler deniliyor. Allah'a eziyet etmek mümkün mü? Değil. Ama burada Allah'ın kullarına yapılan bir eziyet, sembolik olarak Allah'a yapılan bir eziyet gibi anlatılıyor. Ama bu ayetleri olduğu gibi alıp ne yazıyorsa o efendim diyenlere göre burada bayağı bir çelişki çıkıyor. Ama aslında çelişki falan yok. Dilin bir özelliği olan sembolik anlatımı reddedecek olursanız Kur'an değil siz çelişkiye düşersiniz. Çünkü saçmalamış olursunuz. Şimdi konuyu toparlamak gerekirse bu video bir nevi arşiv niteliğinde bir video oldu. Diğer görüşlerden de bahsettik ancak bana en mantıklı gelen ilk anlattığım sembolizm görüşü. Çünkü felsefi olarak bu ayetleri sembolik anlamak daha mantıklı. Neden mi? 14 milyar yıl öncesine gittiğimizde fizik içi bu evren yoktu. Sevgi, aşk, kızmak ve öfkelenmek dediğimiz kavramlar yoktu. Zaman yoktu, mekan yoktu, madde yoktu. Haliyle bu el, göz, görmek, işitmek, hareket etmek gibi kavramlar bile yoktu. Bunların olmadığı anda var olan tek kavram Tanrı'ydı. Haliyle bizde var olan tüm bu kavramların işte görmek, duymak, kızmak ve sevmek gibi kavramların Tanrı'da olmasını bekleyemem. Bunlar sonradan oluşan şeylerdir. En önemlisi de sahip olduğumuz tüm bu duygular bizde test amaçlı olarak vardır. Örneğin kızmak. Kızınca kontrolü kaybeder ve yanlış şeyler yaparız. Eğer Allah gerçekten de kızan bir varlık olsaydı, emrine karşı çıkanlar yüzünden dünyayı yok ederdi. Dünya bugüne kadar bile gelemezdi. Yani bir düşünün arkadaşlar, dünyanın bir yerinde çocuklar katlediliyor. Biz insan olarak kopsun kıyamet diyoruz şu anda. E biz duygusal olarak bunu diyorsak Evreni yaratan gücün şimdiye milyonlarca kez kıyameti koparması gerekmez miydi? Ama öyle bir şey pratikte de olmuyor, kutsal kitaplarda da. Bundan ötürü Tanrı'da duygusallık arayamam. Sonuç olarak kutsal kitaplarda geçen bu anlatımlar tamamen semboliktir. Çünkü insanın algısı fizik ötesi Tanrı'yı anlamaya yetmez. Bundan ötürü kutsal kitaplar ve tüm dinler, mitler Tanrı'yı böyle antropomorfik olarak anlatır. Yani böyle sembolik olarak temsil eder. Videonun bu noktasına kadar izlediyseniz harbiden teşekkür ederim. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Ama bu noktaya kadar izlemek gerçekten çok büyük bir merak ve sabır gerektiriyor. Ben bile bu konuda okuma yaparken yoruldum açıkçası. En az 2 haftalık araştırma ve yılların birikimi var bu videoda. Ama bayağı kapsamlı bir içerik oldu. Bu içerikleri paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bakın mesela şu anda da Allah'a emanet olun dedim. Bir insan Allah'a emanet mi edilir? Sembolik değil işte.